Ya biz bu okul gezisine niye geldik ki? Niye geldik? Çünkü çevremizi daha iyi tanıyacağız. Bak az sonra şuradaki müzeye gireceğiz. Bana ne müzeden? Ya ben o eski eşyaları görmek istemiyorum. Sakın öğretmenimiz onlara eski eşyalar dediğini duymasın. Onlar tarihi eserler. Ya buraları getirene kadar çikolata fabrikalarına götürüp bizi orada gezdirseler ya. Ay, bu konuda sana hak veriyorum. Gerçekten ne güzel olur. Ben bir filmde izlemiştim. Çocuk fabrikayı gezerken çikolataların içine düşüyor. Hatırladım o filmi. Ben de izlemiştim. Herhalde adı Charlie'nin çikolata fabrikasıydı. Burada çocuklar eksik. Çabuk herkes bir araya gelsin. Müdür olmadığımızı anladı. Hemen gidelim. Ay, müze ne kadar güzeldi, değil mi? İmkanım olsa bir daha girerim. Of, ben çok sıkıldım ama orada. Canım, sen hiç tarihi kitaplar okumuyor musun? Niye okuyacağım ki tarih kitaplarını? Ben roman okuyorum, hikaye kitabı okuyorum. Ay, ne diyeyim sana? Ben de kiminle konuşuyorum ki zaten? Şşt, sen beni aşağılıyor musun Twilight? Hayır ama çok kültürsüzsün. Asıl sen kültürsüzsün. Söyle bakalım. Pumpkin'e Pumpkin de kim? ne oldu? Bak ne kadar cahilsin. Ya kim bu Pumpkin? Acaba çok ünlü bir bilim adamı mı? Bekle beni Fluttershy. Pumpkin'in kim olduğunu söyle. Sonunda yurda geldik. Evet ya, yorucu bir gündü. Dur Fluttershy, Pumpkin kim? Ne koşturuyorsun beni peşinden? Çok mu merak ediyorsun? Evet, hem de çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Sussana, bir karışma. Araştır, kitapları bul, biz gidiyoruz. Eğer benim de adım Twilight'sa o Pumpkin'in kim olduğunu bulurum. Bayağı yeni bilgi öğrendim. Demek ki dört mevsimi yaşayan nadir ülkelerden biri de Türkiye'ymiş. Aynı anda Ardahan'da kar yağarken Antalya'da denize girilebiliyormuş. Bu Twilight Pumpkin'i yanlış kitaplarda arıyor. Aman sus sus. Zaten bu çok sever kitap okumayı. Bizim sayemizde bir sürü okuyacak işte. Çok fenasın. Kıza haksızlık ediyorsun. Ben gidip söylüyorum. Twilight, Fluttershy'ın dediği bu Pumpkin roman kitabı, bir tane roman kitabının baş kahramanı. Ya tamam, ben onu öğrendim zaten. Tamam Twilight, ne yapıyorsun burada da? Normalde kütüphanedeyken hangi dersin kitabı lazımsa onu alıp okuyordum. Ama böyle araştırma kitaplarına da bakmak lazımmış. Bir sürü yeni bilgi öğrendim. Neler öğrendin? Anlatsana bize. Hiç de bile, kendiniz araştırın, öğrenin. Ama şunu söyleyeyim ki bu bilgiler yokken biz boşmuşuz. Ya çok merak ettim. Neyle ilgili? Lütfen söyle. Dünyanın oluşumu, mevsimler, o tarz şeyler. Sen biliyor muydun bu bütün ormanlar nasıl oluyormuş? Nasıl? Mantarların sayesinde. Anlatsana, merak ettim. Bu kadarı yeter. Önümdeki kitapta var. Gel sen de oku. Hadi Rainbow Dash, gel. Bahar gelmiş, dışarı çıkarım. Ay, acaba burada kalıp kitap mı okusam yoksa dışarı mı çıksam? Ay ben ne yapacağım? Ya o kitaplar 10 yıldır orada, daha da kalır. Hadi gel dışarı çıkalım. Bahar yeni geldi. Önümüzde daha 3 ay ilkbahar, 3 ay yaz var. Bol bol dışarı çıkabilirsin. Bence şimdi bu kitabı oku. Bence dışarı gel. Allah'ım bana yardım et. Ne yapacağım? Oley oley, buldum. Ne buldun? Ne buldun? Kitap okuyacağım. Doğru karar. Ve bahçeye çıkacağım.
Aa, ne kadar zekice. Bahçeye çıkıp bahçede hem kitap okuyacağım hem de D vitamini alacağım. Onu nereden alacağım? Tabii ki güneşten. O zaman ben de kitabımı alıyorum. Beraber okuyalım dışarıda. Siz kitap okurken benim elim boş mu kalsın? Bari bana da güzel bir kitap seçin. Buldum. Açık havada kitap okumak ne kadar güzelmiş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın.